Eskiden sosyal medya yoktu. Evet. Bunlar konuşulmuyordu. Şimdi bir iki tanesi çıktı o zamanlar. Mehmet Ali'ye zarar verdi mahkemesi falan oldu hatırlarsanız. Evet, evet. Ama evet, Mehmet e Ali hep buydu aile. Türkiye onu hep böyle sevdi. Bu yüzden kızgınım onun arkasından kötü konuşanlara. Mehmet Ali er bir, bir erkek olarak karşısında o şeyi görmese yapabilir mi? Kadın mı yok etrafında her yer kadın dolu. Mehmet Ali bazında söylemeyelim Tabii onu. Yanlış anlayan da olabiliyor. Bazen kadının verdiği mesajı çok yanlış algılayan da hayır olabiliyor. Hayır hayır. Ben de niye yok? O, bunu Bak benim hayatım benim. ikinci attım, Selebriti oldum. Bir tane önceden kullandım. Selebriti olmadan önce. Hostes falanken. Hı hı. Sonra selebriti olunca da bu hattımı aldım. Bir daha da hiç hat almadım. Bana niye yok? Bana da yaparlar öyle olsa. Sen yap bak Türk erkeğine bir kere sapık hariç sokaktaki Allah korusun evet. kolunu kıvıranlar bilmem ne yapanları Hı. demiyorum. Sokaktaki akli dengesi yerinde olmayan sapıklardan bahsetmiyorum. Normal erkeklerimiz işi gücü olan yani çapkın da olsa normal sonuçta akli dengesi yerinde. Hiçbir zaman kadınlar o pozisyonu açmadan Türk erkeği o kalitesizlikte değildir. Dünyanın bütün erkekleri o kalitesizliktedir. Hani Avrupa'yı, Batı'yı çok seviyorlar ya kadınlarımız modern erkek diyorlar. Hayır. Benim dört pasaportumun da bütün yaprakları doldu. Gitmediğim ülke kalmadı. Ama senin Bütün ama, erkekler laçka dünyada. E, Türk erkekleri tam tersi. Sen, pozisyon vermeden yapmazlar. Sen yani, bir bu konuda bir, şanslı kullardan alabilirsin. Hayır duruş hayatım. Çünkü gazetelerde ve televizyonlarda otoriter. Hayır, tamam, Sana hayır, da yapamazlar. Hayır tamam yapamazlar. Kadınlarımız gülüyor. Etmezsin. Gülücük ama atıyor. Günahlar. Türk var. erkeği... Günahsız Türk elçi yere, günahsız Türk anaları, yere gidenler var. Bak, Türk anaları sapıkları konuşmuyoruz, tamam mı? Kadınları taciz eden sokaktaki sapıkları konuşmuyoruz. Kültürü bir background'ı olan insanlardan bahsediyorum. Bunlar tuzağa düşürüyor. Tuzağa profesyonel hayatta tuzağa düşürüyor üzgün, normal insanlar. Tabii, evet. Ben Sıla olayında da dedim, Ahmet Kural olayında. Ahmet haklı. Kusura bakmasın, Sıla gibi kadın biz 15 Temmuz'da kendimizi e, alana attığımızda bize şovmen dedi dalga geçti erkek gibi bir kadın kalkıp da Ahmet'e mi de şey oluyor yenik düşüyor Ahmet'i düşürmek için yaptığı çok belliydi bir kere küsmüş daha sonra tekrar barışıyor tanımadığı bir adam değil sen tanıdığın bir adamsa görüşme bir daha tavırlarını beğenmiyorsan bir erkeği tanımamız kaç dakika Müge 5 dakika 10 dakika yürümesinde bunların hepsi böyle Ozan Güven yani şimdi üzerlerine saldırtmasalar yaparlar mı? Kadınlar yapıyor bunu Mügeciğim. Yok kadınlar yapıyor deme. Hayır. Kaliteli erkeklerin yapacağı işlerdir. işler değil. Hayır. E, o iş. Yanlış mesaj veriyorsun. Tuba'cığım. hayır. O, Kesinlikle şu anlama şöyle, geliyor senin söylediğin. Ben kadınların, senin, ben kadınların senin, kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok hayır, hayır hayır hayır. Biz bunu Ama hiçbir bir şekilde kabul etmiyoruz. Bize niye etmiyor. yapılmıyor? Hayır hayır, artık hayır hayır. Binlerce yerde hayır, sahne aldı. Tuba bir kere şöyle düşün. Ben daha bak bu yaşa geldim. Rahmetli babamın mezarına gidemeyeyim. Bana bir erkek, çalıştığım bir mekan sahibi, bir yani şeyler hariç, sosyal medyada klavye kullananlar hariç en güzel kadınlarından biriyim ben Türkiye'nin müge şaka yapıyorum. Evet, güzelsin, bu konu tamam. hakkında bana niye kimse el kaldırmadı? E, Tuba abla... yanlış anlama biri bana el kaldıracak. Of. Ben bunu kamuoyuna bir dakika bir dakika gururlu bir kadın alacağım, Ka kamuoyunla paylaşacağım. Çok hırs yaptıysam kendimi de sokarım. Onu eğer hani kendi kuyusuna düşürmek istiyorsam, hırs yaparsam kendimi de yakarım. İki gözümü de çıkarsalar kamuoyuna paylaşmam. Çünkü ben zaten dik duruşu olan bir kadınım. Allah sıla kurusu. nasıl bir kadın? Hayır Allah korusun. Hepimize şempaze dedi 15 Temmuz'da. Senin gün. de başına gelebilir. Bir dakika Sıla bize Senin 15 Temmuz olayında şempaze Demesin. dedi mi demedi mi? Demesin. Ben de şarlatan şovmen değilim dedi. Katılmam öyle yerlere dedi. Bu kadar dik bir kadın dayak mı yiyecek kardeşim? Tuba orada değil saçmalamış, saçmalamış gibi. Gibi. Orada saçmalamış. olabilir. Güzel bir ciddi değil onunki de. de. Kalıdığın erkekle niye barışırsın bir daha? Bir de kaliteye eğitime bakmıyor ki. Kalka ederken bir Gökülşah. Bir bir her erkek her zaman kadınlar evet. üstündür. Evet. Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Çileden çıkarttığını, çileden çıktığını anladığın an ya susar ya da dayak atar. Tuba. Dayak atamıyorsa susar. Tubaz. Ya bırak başına Allah bence her işlersin. Tavrımız hayır hayır. Var, tavrımız ne olursa olsun. Hı, tavrımız ne kadar sert, ne kadar otoriter olursa olsun Allah korusun herkesin Ozan başına Gülen, gelebilir. Ahmet Kural, Mehmet Ali Erbil gibi duracağız. vizyonlu insanların düşürüldüğünü düşünüyorum. Nasıl kadınları dü düşürüyorlar? Bizim erkeklerimizi de. Bunlar ahlaklı, normal, düzgün Hayatları olan kadınlar olsalar bunlar olmaz. Ahlak, bir kere kendilerine bunu ula, yakıştıramazlar. Bence çok, hayır, çok hayır, yanlış, yanlış mesajlar diyorsun. Evet, onlar da ahlaklı Özellikle kadınlar. Benim Özellikle bu. biraz Türk önce... Sen Türk erkeği hakkında nasıl erkeklerinden böyle daha genelleme ahlaklı. yapıyorsun? Hepsini tanıdın mı? Müge yemin evet. ederim. Ta bak böyleler. Almanya. Herhangi bir yer. İçki elinde. Hadi diyorsun bu Alman çocuğu bana ne laf atsa hani bana ne tanımaz etmez. Beni Tuğba Akıncı... İki kadeh içmesin ya da barlar, kafeler selam vermediğin adam yapıyor ya. Hello, what's your name? ah black woman, siyah kadın Ufa, falan. Bir dakika şey, şey. ben de sana ben bir bunu şey soracağım. Ben buradaki erkeğinde hayır, hayır. Demeden, sen Hangi a erkek bana durup dururken hello isminiz ne falan Ufa, yapabilir? Alman, Amerikan erkeğini bırak. Gazetede mağrurlu çoluğunu çocuğunu şey yapmaya karşılayan bir kadın kocası tarafından sebepsiz yere şiddete kalıp öldürülüyorsa beni orada da ahlaksız mı o kadın? Onu konuştuk. Ama diyorsun o, ki ama genelleme ki. yapıyoruz. Ama, ama ben kendi ki. kariyerimdeki olan insanları konuşuyorum. Ama genelleme yapıyoruz. Genelleme yapmadım. Başta de sana dedim ki burada beni perişan etme şimdi halkın önünde. Halk beni her zaman dobralığımla sevdi. Evet doğru Ben dobrası. sokaktaki sapıktan cezaevi kaçkınından bahsetmiyorum. Ama bir genelleme Gerçek yaptım. Gerçek Türk erkeği elinden he, helal süt bahsediyorum. Hiçbir kadına laf atmaz. Hiçbir kadına yan gözle bakmaz. O kadınların müsaade etmesiyle oluyor Türk Ama erkeğinde. diyorsun ki kadın kuyruk sallarsa bakar diyorsun. Evet. Orada bir genelleme yapıyorsun Ço ama. Çoğu kadın bunu yapıyor sonra yapmadım diyor. Pişman oluyor. Yapma Allah aşkına. Ya yolda Allah aşkına, bir yolda, şey oluyor. Yolda yolda, 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 yolda yürüyorum. Yoldaki sapıktan Hayır. bahsetmiyorum. Giderim bak şimdi Gülşen Müge. Nasıl? Anlama, Yok, ama sen genelleme yaparak konuşuyorsun. sana ben sana ilkokul kaçkınından, cezaevi kaçkınından bahsetmiyorum Yo, eğitimsiz de Bunun eğitimlisi de var. Eğitimlisi e de, de, de sapı kirer. Sapıktan bahsetmiyorum doktor raporlu da. Normal insandan doktor bahsediyorum. Doktor raporu da yok. Hayır raporu hayır. Raporu ondan hayır. Normal sonra normal veriyorlar. Da yok. Veriyorlar ondan sonra. Ta tasdikleniyor manyak olduğu. Ben manyaktan deliden bahsetmiyorum. Saptırmayalım. Gide, Ama biraz bak, canım. önce dedin ki Burada benim, kadın kuyruk savunuyorsa diye bir genelleme yaptın. Hiçbir zaman haksızın yanında olmam. Haklının yanında olurum. Ben sana diyorum ki ben Tuğba ikinci olduğum günden beri bana neden bir kişi yazmadı terbiyesini aşmadı. Bana ba babamın mezarına gidemeyim ya rahmetle. Bana İnşallah daha bir kişi taciz mesajı attıysa seni çok beğeniyorum. Çok bir elini sıktım. Hı gözünün içine baktım biri bunu bana yaptıysa aha bu sudan O sana öylesi denk gelmiştir sana hayır, denk gelmiştir hayır geldim. duruş hayır duruş etmesinden korkuyorlardır duruş hayır duruş sen çünkü söylersin o kişinin kim olduğunu anında. hayır canım tanı sen nereden söyleyeceğim? polise mi hemen telefon açıyorsun hayır inşa edersin hayır canım bunlar kamuoyunda olabilecek şeyler tuba şöyle desem belki daha mantıklı ee, normal olmayan kadınlar da var, normal olmayan erkekler de var. Ama ben Türk erkeğinin yanında şöyle Genelleme oluyorum. Genelleme yapmayalım. Hayır, analarımız, örf adetlerimize göre normal ailelerimiz büyütüyor. Kötü anne baba ayrılmış, baba cezaevine düşmüş, anne kötü yola düşmüş, onun çocuğu zaten normal olmuyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Aslen kendi Türk insanımızdan, kırsal kesim Anadolu normal insanımızdan yani ya da bu şehirlerde üçüncü de var Sen bu. Sayfaya bakıyorsun değil mi? Üçüncü sayfalara. Normal gibi görünen insanların yapalım, doğulu haberleriyle dolu. De akli de, dengesi olmayandan bahsetmiyorum. Bana ne ondan? Hani soruyorlar mesela. Beton'a da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Nasıl? Kozmopolit bir ülkeyiz biz. Nasıl binmesinler? Askılı şeylerle, südyenlerle binmesinler hayatım. Ben bilmiyorum. Ben, ben bu yaşta... Yemin ederim bu mesleği yaptığımdan beri, yemin ediyorum bak, sokakta yazın bile askılıyla yürüdüysem, sütten askın bilmemden gördü. Ya bir tane yakın dostum desin tut ve fotoğrafı mı bulun? Tuba, sokakta o şekilde. Taz tacizciler kendilerini öyle savunuyorlar. Hayır ya. aşkım bu tek kosmogülü... giyemeseydi. Hayır, konu o da taciz da değil, da eğitim seviyesi. Giymeseydi. Hayır eğitim seviyesi burada konu. Eğitim seviyesi o... karışık olan toplumlarda metroda mini etek askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım ne yapacaksın? Adama köyde şunu unut, şunu öğretmişler. Öyle daha hala köylerimiz var. Sağa bakma amcan kızı, sola bakma komşunun kızı. Anladın mı? Bu adam bu zihniyetle aniden markete çalışmaya geliyor. Uyarmayalım mı genç kızlarımızı? Kötülük mü ediyoruz? Bu adama ne öğretebilirsin? Görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa. Sapık da olur, manyak da olur. Adam aniden gelmiş otobüse binip. O hafta geliyor. Yövmiye ile çalışmaya. Sigortalı bile değil. Bütün davaları inceleyin. Sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar. Markete de dava açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Her yere dava açılıyor öyle olduğumuz. Sen bunu niye aldın böyle Peki diye? sana şunu söyleyelim. Saf, temiz, tatlı, düzgün, mis gibi bir ailenin mis gibi evladı bir çocuk... Örneğin Özgecan minibüse biniyor. Minibüs şoförü tarafından başına gelenler hayatını kaybetti falan. Kız çocukları doğduğunda güzel kader yazsın der Allah. Bütün yakınlar. Allah'ım derler kız çocuklarını güzel insanlarla tanıştırın, denk ettirin. Bu artık başka bir böyle, muhakeme. Böyle yüzlerce, binlerce... Yüz, ama yani bunun yani. suçu ben mi şimdi ben mi oluyorum? Hayır. Ben sana sana, sosu, ama sosu, ama, mı ama o sapıklarda... Hayır. Şöyle düşünüyorlar senin bir adamlık Tuğba. Gülşen senin kocan Tuba. eğitimli bir adam bir değil mi yavru kuşum? Onunla bir mi tutuyorsun? Bebeğim, o da bak. Türk erkeği o da Hayır. Türk erkeği. Hangisi çoğunlukta? Şu an canlı yayındayız. Bir dakika. Milyonlar Bana şunu izliyor. mu demek istiyorsun? Hayır. 90 milyonuz Tuba, değil mi şu ben an? Ben bir bitireyim mesajımı. 80 milyonuz. 85 mi? evet. milyonuz. Kaçı erkek? Bilmiyorum. Yani hani Mantık oranı. yani. Hadi yarı yarıya de. Yarıdan fazla de. Yarıdan az de. Tamam. 42 bini evet. erkek 42 bini kadın. Evet. 42 bin'i erkekse 22 bin'i mi sapık? Bak Tuğbay'cığım benim demek istediğim şu ben sana milyonlar bahsetmiyorum. Şu an milyonlardan bahsetmiyorum ya milyonlardan konuşmuyorum mesajlar ya. o kadar önemli hiçbir ki. hiçbir zaman bak millet beni izliyor diye konuşma. Ama bak verdiğin mesaj ne biliyor Mesaj biliyorsun? benim şu mini etek yok asma. bilmem ne giymeyeceksiniz diyorsun. Asma giymeyeceksiniz de yerine tarz... göre. Hayır çantasını alsın indiği yerde giysin. Bizim tacizcimiz, bilmemnemiz, eğitim seviyemiz en iyi yerlere gelmeden bitmez. Köyge İstanbul kızı bir köy görsün. Anlasın demek istediğimi. Psikoloji görsün oradaki. Bir tacizin, tecavüzün ya da kadın cinayetinin eğitimle, eğitimsizlikle, fakirlikle, zenginlikle. Kaliteyle Neyle de alakası. Mı? Alakası yok. Tamam. Sen evet. okumuyor musun gazeteleri? Tamam bir dakika. Sen... Ama bir dakika. Adam bilmem ne üniversitesini bitirdi. Bir dakika. Karısına şiddet uyguluyor. 22 uyumluyor. bine erkekse. Bir dakika. Bir dakika. Evet. 22 bine erkekse pardon 42 bini erkekse bu ülkenin 22 bini normal erkekse 22 bini mi sapık? biz bir oran falan vermiyoruz. Oran, ben sana biz çoğunluktan bahsediyorum. Çoğunluk normaldi. Tuba, tuba. başında. Azınlık sapıktır bu kadar. E, herkes mi tuba, sapık başında? bu ülkede başında. Türkiye'de? Başında. Hayır hayır. Her şey, sapık, şey şuradan kaynaklandı. Ben sana konuşacağımı hayır. konuştum. Konuyu şuradan Şuradan kaynaklandı. Kadın kuyruk sallamazsa erkek Türk erkeği bir Bizim şey yapmaz deyince genelledi. Hayır şunu Ama demek istiyorum. Ama öyle biraz bir dakika. öyle dedi. Tamam. Bunu düzeltelim tamam, bence. Tamam değiştirelim. Başka yerden evet. bakayım ben size olaya. Başka yerden bak. Türk kızı asla kibar adamdan hoşlanmıyor. Sokakta döverler bunu diyor. Bunu da gece gezemem. Kaba adamı seviyor. Kaba adamla da tanıştığında mezun olduğu okulu falan gözü görmüyor. Halbuki hiçbir okul yok kaba çünkü belli. Ya da çünkü mezun da olmuş olabilir. Mezun olup, mezun kaba, olup kaba olabilir. olabilir. Kaba, hal, bilmiyorum. Sonuçta kabayı seviyor. Ondan sonra başına bir şey geldiğinde de Aa, böyle böyle oldu diyor. Bütün kadın kuruluşlarına gidin. Dayak yer, kaçar şeye kuruluşa tekrar geri döner aynı adama. Ben özledim kocamı diye erkek adam da bizde Türk kadının da bu Yine var. Yine orada da genelleme var. Solmanda ayak yer olan normal adam, eğitimli adam. Günaydın hayatım nasılsın bugün ne istersin diyen adam Night buluyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Eğitimli kadınlardan sana bahsetmiyorum. Sana şöyle ben bir örnek vereyim. Bakın benim arkadaşımın eğitimli başına geldi. Türkiye'nin Türkiye'nin en ünlü uluslararası camiada da derecelere seçilmiş bir üniversitesinden karı koca mezun oldular arkadaşım. İkisi de çok zor bölümlerden ve bir gün arkadaşım iki gözü mosmor suratla <laughs> şeye geldi. Çünkü kocası onu dövmüş ama görseniz adam da melek kız da melek. Demek ki melek ve eğitimli adam da bunu yapabiliyor. O milyonda bir olur öyle şeyler. eğitimli onun göz Kadına, kadın istediği yerler, gibi milyonda bir. Kadın istediği gibi giyinebilir. Askılı da Hayatım, girince, yine tek ben buraya girince. ne dedim senin geldiğim geldiğimde mesaj... Cumhuriyet kadını olarak Hayır, geldim. Senin vereceğin mesaj Ama bu askılı ülkede değil. 100 yıl daha var o dediklerimiz Tuba yüzyıl senin vereceğin mesaj askılı giyimin değil. Erkeklere seslenelim. Nefsinize hakim olun.